Bu halk demokrasisine sahip çıktı kardeşim. Ama bu kadar basit. Türk insanı uyandı, caddeye fırladı. Türkiye'ye bir şey olmaz. Bu memleketin ekmeğini suyunu ışıttı bu memleketin insanına, kurşun çakına. Ben de çakarım. Bir avuç toprağımızı vermiyorum. Tam gençlik yıllarımda, en güzel çağlarımda 12 Eylül darbesini yaşamış bir insanım ve bunun acısını çok çekmiş bir insanım. Bu darbe sözcüğünü duyar duymaz ben sokağa fırladım. Yani 12 Eylül'de bizim yapamadığımız, millet olarak yapamadığımız şeyi bugün yapmamız gerekir. Bu darbeyi püskürtmemiz lazım. Başarısız olması lazım bu darbe. Ama ölüm ama kalım. Ama şehit ama gazi. Yani o çağrıyı duyduktan sonra hemen kendimi dışarı attım, çarşıya attım, sokağa attım. Vatanımıza, milletimize sahip çıkmak istedim. Ülkemize sahip çıkmak istedim. Bir an olsun ben yarın öbürsü gün evladım bana sorduğu zaman babacığım o gecesi ne yaptınız diye ben cesur bir yürekle evladım çocuğuma ben dışarı çıktım ve vatanıma, milletime sahip çıktım diyebileyim diye. Yüzüne alnımın akıyla bakabileyim diye. Gece gündüz çarşılarda yattım bir ay boyunca. Sayın Cumhurbaşkanımız bize çok büyük destek oldu. Çağrılarıyla olsun, konuşmasıyla olsun, duruşuyla, tavrıyla çok büyük destekte bulundu. Onun desteğini alarak sokaklara çıktık. Onun desteğiyle birlikte güç geldi bize. Yani Allah başımızdan eksik etmesin, Allah ondan razı olsun. Vatan, bayrak, millet benim için eşittir şehitlik demektir. Ben bunu anlarım. Bu idamın bir an önce gelmesini istiyorum kesinlikle. Hainlere kesinlikle idam istiyoruz. 4:30 gibi hastanenin camından bakıyordum işte. Ambulans, yaralı çok, ölü çok deyince yüreğime bir ateş düştü. Kor oldum, yandım bir anda. Hiç yavrumun ben Tayyip'e gittiğinden haberim bile yoktu. Nuray'ın bana söylemesi, anne senin oğlan ayağında vurulmuş Tayyip'e deyince dünyam yıkıldı. Seremoniyi koparttım. Hemen o ara yalın ayak aşağı koştum ama aşağı ana baba günü. Ağlaşıyorlar. Sakın dedim benim yavrum öldü demeyin. Arabamı tünelde bırakıp çocuklarımın nerede olduğunu merak ettiğimden önce köprüye gittim. Köprüdeki o çatışmayı görünce şok oldum. Yani insan kardeş kardeşe kurşun sıkar mı? İki tane çocuğum köprünün üstünde iki tane yaşlı amcaya tampon yaparken yetiştim. 80 yaşındaki adama tampon yapıyor. Yazık günah değil mi? 15 yaşındaki çocuk kanı ne bilir? Kavgayı ne bilir? Bunların amaçları bizi kavgayla yetiştirmek, kavgayla büyütmek. Kesinlikle idam etsinler. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yemek bu kadar kolay mı? Türkiye'nin önünden çekilin. Türkiye'nin ilerlemesini durduramazsınız. Durduramazsınız, durduramazsınız. Allah'ın izniyle. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i hepimiz bir arada yaşıyoruz. Hepimiz insanız. Ama Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olduğu zaman, Türkiye Cumhuriyeti bekası ve İslam söz konusu olduğu zaman hepimiz ayaktayız. Hep birlikte kardeş kardeşe, omuz omuza bu terör örgütünü yeneceğimizi düşünüyorum. Allah hepimize sabır, Cumhurbaşkanımıza da sağlık, sıhhat versin. Devletine, milletine kendi vergilerimizle alınan silahlarımızla bizlere silah sıkan adamı ne yapacaksın? İdam edeceğim başka şeyi, hainlik. Ben yavrum diye bak senesi geliyor, meliyorum. Allah onları da melesin, asmasınlar. Her gün bir damla damla parça parça onu koparsınlar ki öyle acıyla onlar da ölsün. Ben 6 tane yetimle bu hasta halimde onlarda dik durmak istiyorum. Onların için, o yavruların için. Kahrolsunlar, kahrolsunlar, perişan olsunlar Allah. Onların anneleri de melesin ben gibi alim diye ben nasıl meliyorsam onlar da melesin Rabbim. Onları Allah'ın bildiği gibi yapsın. Kahretsin, bir şey diyemiyorum. Bu halk demokrasisine sahip çıktı kardeşim. Ama bu kadar basit. Türk insanı uyandı, caddeye fırladı. Türkiye'ye bir şey olmaz. Bu memleketin ekmeğini suyunu ışıttı bu memleketin insanına, kurşun çakına. Ben de çakarım. Bir avuç toprağımızı vermiyorum.